kütabın başında bir ya da iki tane ehli suffada yetişen muallimler vardır. Bir tane vardı şimdiye kadar Mescid-i Nebevi'nin içerisinde Suffa Mektebi. Dördüncü yıl Medine'deki Suffaların sayısı altıdır. Ömer'in hilafetinin sonlarına doğru o sayının kaç olduğunu bilemiyoruz. Hemen hemen her mahallede her kabilenin, her ailenin içerisinde bir Kur'an mektebi açılmıştır. Hal böyle olunca artık ille de bir mektepte işi sıkıştırmanın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla burada şunu çok net anlamamız lazım ki Hazreti Ömer'in yaptığı şey suffayı tamamen ortadan kaldırmak değil, ihtiyaç hasıl olduğu için Suffaları başka isimlerle Medine'ye yaymaktır. Peki dostlar, sadece mesele Medine'de mi kaldı? Hayır. İslam nereye vardıysa suffa'yı da oraya taşıdı. Size 8 tane suffadan bahsedeceğim bugün. Niye 8 tane biliyor musunuz? Sadece meseleyi Hicret'in 22. yılında sınırladığım için eğer meseleyi Hicret'in 30. yılına kadar ulaştırsam, yani 8 yıl daha eklesem 22. yıla, Hicret'in 30. yılına kadar İslam coğrafyasında oluşan suffaların sayısı en az 20'ye varacaktır. Çünkü o güzide insanlar çok iyi biliyor, biliyor ki İslam'ın mesajı ancak mekteple yayılır. Bu ümmet mektepsiz asla yürüyemez. Mektep olmazsa eğer bu ümmet yok olur. Niçin biz ümmet olma izzetli günlerimizi kaybettik anladınız mı şimdi? Mekteplerimizi kaybettiğimiz için bugün bu haldeyiz. Eğer yeniden o şerefli ve izzetli günlere kavuşmak istiyorsak yapacağımız şey belli ashabın bize gösterdiği o rehberlikte yeniden mektep sahibi olmak. Mekteple okul arasındaki farkı söylemiştim. İki de bir tekrar edip durmayayım ama siz hatırlayın. Mektebe ihtiyacımız var. O mektepler olmadan ümmet ümmet olma halini gösteremeyecek. İşte ben bu ihtiyaç daha iyi anlaşılsın diye Hicretin 22. yılına kadar genişleyen İslam coğrafyasındaki 8 mektebe ait bilgileri paylaşacağım sizlerle. Nedir o 8 mektep? 1. Medine'nin suffası. 2. Mekke'nin suffası. 3. Şam'ın suffası. 4. Kufe'nin suffası. 5. Basra'nın suffası. 6. Hudüs'ün suffası, 7 Medai'nin suffası, 8 Kahire'nin suffası. Ne dedim? Hicretin 22. yılı. Kahire'nin fethi ne zamandır? Hicretin 20. yılı. Eğer 30'a götürseydim daha çok şey söylerdim. Horasan derdim. Semerkant derdim, Buhara derdim, Azerbaycan derdim, Anadolu derdim, derdim de derdim. Ama ben demiyorum sadece 22. yıldaki bu 8 suffanın nasıl olduğunu ve suffanın aslında ismen kaybolsa da mahiyet itibariyle nasıl yaşadığını anlamamız adına bunu söyleyeceğiz. Birincisi Medine'nin suffası. Hazreti Ömer 17. yıl suffanın yatılı bölümünü kaldırınca ne oldu? Ashab aynı canlılıkla daha da ötesiyle Mescid-i Nebevi'deki ta'lim ve terbiye devam etti. Ama bir şey daha oldu. Her sahabinin dizlerinin dibinde yeni Müslüman olanlardan oluşan halkalar oldu. Diz dize eğitim başladı. Diz dize birbirlerine aktarılacak hakikatleri oldu o güzide insanların yürekten yüreğe hakikatler akarak Medine'den İslam'ın dört bir tarafına İslam coğrafyasının dört bir tarafına o mesajlar yayıldı. Öyle ki şöyle bir girdiği zaman Hazreti Ömer bir bakardı Enes bin Malik bir tarafta oturmuş etrafında bir halka. Abdullah İbni Ömer bir tarafta oturmuş etrafında bir halka. Cabir bin Abdullah bir tarafta oturmuş etrafında bir halka. Ebu Hureyre bir tarafta oturmuş etrafında bir halka. Mescid-i Nebevi'nin dört bir tarafında eskiden Suffa'da yetişen o güzide insanlar şimdi birer muallim olarak genç Müslümanlara eğitiyorlar. Ve o halkalardan nice yiğitler yetişmiştir. Mesela biz tabiinin ulemasından bahsediyoruz. Medine'de tabiin ulemasını sayarsak isimlerini şöyle bir sıraladığımızda en üstte yazacağımız 10 isimden bir tanesi Said İbni Müseyyep'tir. Nerede yetişti o yiğit? Bir dizi Enes'in dizinde bir dizi Cabir bin Abdullah'ın dizinde orada yetişti. Mescid-i Nebevi yani Suffa yani Medine'nin Suffası tarihe iz bırakacak. Kalemin yani mektebin izzetinin ne olduğunu kanıyla ödeyecek öyle bir yiğit çıkaracak. Said İbni Müseyyep için çok şey söyleriz. Mesela Süleyman Bin Yesar o halkalardan yetişmiş tabiinin ulemalarından bir tanesidir. İki tane sahabi çocuğu var. Onların babalarını çok iyi tanıyoruz. Onlar Efendimiz'i görmemişler. Ama Efendimiz'i gören dizlere diz koymuşlar. Bir tanesi Ayşe validemizin dizine diz koymuş. Niçin Ayşe validemizin dizine diz koymuş biliyor musunuz? Ayşe validemiz onun teyzesidir de onun için. Sınır yok aradan. Ve bugün Efendimizin mahrem hayatına ait onlarca tabloyu onun o diz koymasından öğrenmişiz biz biliyor musunuz? Kimden bahsettiğimi anladınız. Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Urve'den bahsediyorum. Urve'nin anası Esma'dır. Esma da Ayşe validemizin ablasıdır. Teyzesi olduğu için Ayşe validemiz onun yanına destursuz girer çıkar ondan öğrendiklerini de ümmetle paylaşır. Bizimle paylaşırdı. Bir de Hazret Osman'ın oğlu var. Eban bin Osman. O da oradaki suffaya diz vererek bize neler taşımıştır. Bakın Medine'deki suffa böyledir. Hiçbir zamanda kesilmemiştir. Nesillerden nesillere aktarılarak bugüne kadar gelmiştir. Gelelim Mekke suffasına. Mekke büyük bir fırsatı kaçırdı biliyorsunuz. 21 yıl İslami davete karşı direndi. Hicretin 8. yılı Efendimiz zorla çıkarıldığı baba ocağına 10 bin askerle döndü o fetih gününü şöyle bir zihinlerinize hatırlayın. Fetih tamamlandı. Efendimiz geri dönecek. Mekke'ye de bir suffa açacak o suffanın başına da suffanın en gözde isimlerinden birini koyacak. Kim biliyor musunuz? Muaz İbni Cebel. Mekke suffasının ilk muallimidir. Muaz bin Cebel birkaç dönem orada bir yıla yakın yanlış hatırlamıyorsam bir yıla yakın bir dönem orada kalıyor. Ama Mekke'deki suffa en parlak dönemini İbni Abbas'ın Mekke'ye geldiği günlerde yaşıyor. İbn Abbas Hazreti Ali döneminde bir dönem Basra valisi olduktan sonra valilikten sonra Mekke'ye geldiğinde oradaki suffayı canlandırıyor. Ve İbn Abbas'ın orada oluşturduğu suffadan öyle alimler yetişiyor ki bugün biz din binasının teşekkülünde kendilerine çok şey borçlu olduğumuz isimler İbni Abbas'ın Mekke'deki suffasında yetişiyorlar. Üç isim söyleyeyim ki bu söylediğim daha iyi anlaşılsın. Siz aslında bu üç ismi de çok iyi tanıyorsunuz. Birisi Mücahit İbni Ceber. Hangi tefsir kitabını açsanız Mücahit dedi ki diye bir ifade görürsünüz. Mücahide dediğini diyen, diyen aslında İbni Abbas'tır. İbni Abbas'ın dizlerinde yetişmiş mümtaz bir müfessirdir aslında mücahit. Bir diğer isim Ata İbni Ebi Rebah. Ata dedi ki hangi fıkıh kitabına baksanız bunu görürsünüz. Kim yetiştirmiş Atayı? İbni Abbas yetiştirmiş. Mekke'deki Suffa'da yetişmiş. Üçüncüsü Tavus bin Keysan. Muhteşem bir müfessir, muhteşem bir fakihtir. Üç tane söyledim ama inanın bu sayıyı otuza çıkarabiliriz. Onlar adam doğurmuş adam. Erkek de doğurur mu diye sorarsanız işte size cevap. Öyle bir doğurur ki kadından daha iyi doğurur. İbn Abbas bir erkek olarak Mekke'deki suffasında böyle alimler doğurmuştur. Öyle alimler doğurmuştur ki bir gün Mekkeliler Hazreti Abba İbn Abbas oradan gelip Medine'ye bir iş için geldiğinde bir fetva almak için peşine düşer gelirler. İbn Abbas karşısında Mekkelileri görünce yazıklar olsun der size. Siz atayı bıraktınız da bana mı geldiniz? Ata İbni Ebi Rebah gibi bir adam varken içinizde benden mi fetva isteyeceksiniz? Hoca böyledir işte kendi talebesinin nasıl bir noktaya vardığını bu cümlelerle söyler ama bunu iş olsun diye söylemez. Ata bu lafın bu sözün hakkını ödeyen bir yiğittir. Mekke'nin suffası da böyle. Gelin Şam'ın suffasına. Şam ya da bilinen adıyla Dımeşk. İslam'a bir dönemlik başkentlik yapmış da bahtiyar bir şehirdir. Emevilerin eline geçince İslami yönetim Şam yıllar boyunca başkentlik yapacaktır. Siyasi anlamda üst düzeyde ismini biz hep biliriz. İlim sahasında da böyledir. Mesela Ebu Ubeyde İbni Cerrah ile başlayan Halid bin Velid ile devam eden daha sonra Fadıl İbni Abbas'la biraz daha zirveleşen, daha sonra Sevvanla Efendimizin ellerinde yetişmiş Suffa'nın en gözde talebelerinden biri olan Sevvanla biraz daha ziyadeleşen daha sonra peygamberin müezzini Bilal'le daha da zirveleşen bir ilim havzası var. Ama Şam'ın suffasını suffa yapan bir yiğit var ki onu özellikle söylememiz lazım. Kim biliyor musunuz o? yine suffada pişip kıvama gelen bir yiğit Ebu Derda. Onun bir ders halkası var Emevi camisinde onu söylemem lazım size. Sabah namazından sonra başlar öğle namazına kadar devam eder. Saatler boyunca halkın her seviyesinden halka halka insanla bir araya oturur ve onlara Allah Resulü'nden öğrendiği o hayatı anlatır. Öyle bir hale geldi diyor ki raviler Ebu Derdan'ın ders halkasını bize anlatırken Emevi Camisi almaz oldu. Emevi Camisini görenler bu sözümden ne anla söz sözümden ne anlaşılacağını anlarlar. Öyle bir hale geldi ki Emevi Camisi almaz oldu. Ve o ders halkasından yani Ebu Derdan'ın kurduğu ders halkasından yiğitler yetişti. Kim mesela? Ebu İdris El Halvani gibi. Şam'ın tabi'in alimlerinden destansı isimler bunlar. Bunlar öyle sıradan isimler değil. Salim bin Abdullah gibi Ebu Süleyman El Derani gibi yiğitler o ders halkasından yetiştiler ve onların üzerinden aslında biz özellikle biz yani Anadolu Müslümanları onların üzerinden birçok şeyi öğrendi. O insanların intikaliyle biz dine ait, İslam'a ait, fıkha ait, hadise ait, tefsire ait onlarca şeyi öğrendik. Şam'ın Suffası da böyleydi. Gelelim Kufe'nin Sufasına. Kufe İslam'ın kurduğu bir şehirdir. Biliyorsunuz değil mi dostlar? Kufe'de öyledir, Basra'da öyledir. İslam medeniyetinin en önemli özelliği budur. İslam askerleri geçtikleri zaman yakıp yıkmazlar. Yakıp yıkılan yerlere şehirler imar ederler. Tarihte Kufe diye bir şehir yok. İlk Kur'an Sad bin Ebi Vakkas'ın direktifiyle Selman-ı Farisi ile Huzeyfetül Yemani'dir. Basra da öyledir biraz sonra Basra'ya da geleceğim. Hazreti Ömer onlara bir İslam şehircilik modeli öğretmiş. Hazreti Ömer'e o direktifleri öğreten de Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Diyor ki Hazreti Ömer eğer bir yerde halkı konuşlandıracaksanız yani o yeri ikamete açacaksanız oraya iki müessese yapmak zorundasınız. Birisi mescit birisi hastane. Çok önemlidir dostlar. Niye sahabenin rehberliğine ihtiyacımız var? Sadece bu örnek üzerinden anlayın. Mescidi nasıl yapacaksınız? Rastgele değil. Altı tane okçuyu şehir için açacağınız alanın altı farklı noktasına konuşlandıracaksınız. O okçular oklarını atacaklar. Okların birleştiği yere mescid inşa edeceksiniz. Çünkü okların birleştiği alan herkese eşit me mesafede olan bir alandır. Ve orası o coğrafyanın, o alanın kalbidir. Tam ortası, tam merkezi orası olduğu için İslam ümmetinin de, İslam şehirlerinin de kalbi mescit olduğu için mescitten yayılmalıdır aleme diğer mesajlar. Peki hastaneyi nasıl yapacak? Onun da bir şehircilik ahlakı var. Bir koyun kestirecek, onu da altı eşit parçaya ayıracak, onu da o alanın altı farklı noktasına koyacak. Bunu doktor arkadaşlara anlatmıştım da hayran olmuşlardı. Sonra o altı tane eti gözleyecekler, en son etin koktuğu yere hastane inşa edecekler. Niçin? Etin en son koktuğu yer havanın en güzel olduğu yerdir. Böyle olduğu için de hastane havanın en güzel olan yerde olmalıdır ki hastalar çabuk iyileşsin. Ve Hazreti Ömer'den öğrendikleri bu şehir kültürüyle, şehir ahlakıyla, şehircilik ahlakıyla keşke sesimiz ulaşsa belediyecilere ya da başkalarına da öğrenseler bu hakikatleri. Böyle bir kültürle İslam şehirleri kurulmuştur. İşte Kufe o şehirlerden bir tanesidir. Kufe'nin kuruluş tarihi hicretin 17. yılıdır. Bir tek insan yok. İslam orduları orada konaklayıp oradan diğer görevlere geçmeye başladıkları zaman kurdukları o adalet sistemiyle bir anda 40 bin kişilik bir nüfusa ulaşır. Ve inşa edilen mescitte 40 bin insanın hepsini alabileceği genişlik, genişlikte inşa edilir. Orada nasıl bir Suffa'nın kurulduğunu biz Abdullah İbni Mes'ud'un oraya gelmesiyle biliriz. İbni Mes'ud oraya gelince o büyük mescitte bir Suffa mektebi oluşturdu. Orada kurdu bir okul orada kurdu bir mektep. Ve orada birçok insanı yetiştirdi İbni Mesud. Yine onun o günlerini bize aktaranlar ne derler biliyor musunuz? Öyle gün olurdu ki İbni Mesud'un ders halkasındaki insan sayısı 4000'e varırdı. 4000 talebeyle ders okuduğu olurdu İbni Mesud'un. Ve onun kurduğu o mektepten biz daha sonra ismini ilim tarihimizde çokça duyacağımız bir Mesruk bin el-Ecda'yı göreceğiz. Ubeyd İbni Amr'ı göreceğiz. İbrahim en-Nekai'yi göreceğiz. İbrahim en-Nekai kimdir biliyor musunuz? İbrahim en-Nekai demek İmam Ebu Hanife demektir. İmam Ebu Hanife'yi yetiştiren insanlar bunlar. O neslin nasıl devam ettiğini, o halkaların nasıl birbirini izlediği ve nerelere vardığını biz ancak buradan anlayabiliriz. Gelelim Basra'nın Suffasına. Biraz hızlı geçeceğim. Hicretin 17. yılı yine Hazreti Ömer'in emriyle kurulur bu mescit ve bu şehir aslında ufacık bir köy. Ama Hazreti Ömer'in direktifiyle koca bir şehir olur. Daha sonra buraya iki Suffa Mektebi'nin gözde ismi muallim olarak gelirler. Kim bunlar? Biri Ebu Musa el Eşari, biri de Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bize tam 2286 tane hadis rivayet eden Enes bin Malik. Biri bir uçta, biri bir uçta Basra'da öyle bir mektep oluştururlar ki Basra'da yetişen alimler İslam dünyasında hep en üst sıraları koruyan isimler olurlar. Kimin gibi bir isim söylesem size yeter. Nasıl bir şeye sebebiyet olduğunu o isimden anlayabilirsiniz. Hasan-ı Basri yetmez mi? Hasan-ı Basri'yi oluşturan halkadır o halka Basra halkası. Muhammed bin Silin, Yunus bin Ubeyd. Cabir bin Zeyd, Katade İbni Duame o halkalardan yetişen güzide alimlerimiz. Yani Basra'nın halkası da buna sebebiyet vermiş. Gelelim Kudüs'ün suffasına. Kudüs hicretin 16. yılı fethedildi. Daha mescid Aksa yok ortada. İslam orduları oraya gittiği zaman hatırlayın Kudüs dersimizi Orada Mescid-i Aksa'nın yeri ne yazık ki çöplük bir haldeydi. Müslümanlar o alanı temizlediler. Mescid-i Aksa'nın alanının tam uç noktasına ilk mescidi yapan da Müslümanlardır. Hazreti Ömer'in emriyle oraya bir mescit yapıldı. Şu anda namaz kılınan yer ki kıble mescidi denir oraya. O mescit ilk kez Ubade İbni Samit tarafından yapıldı. O ilk mescit aslında Kudüs'ün ilk mescidi olduğu gibi Kudüs'ün ilk mektebiydi de ve Kudüs'ün suffasıydı. Orada daha sonra özellikle Hazreti Osman döneminde sahabilerin sayısı gitgide arttı. Şu anda biz mesela Kudüs bölgesinde vefat eden ya da şehit olan sahabilerden 55 tanesini isim olarak biliyoruz. Bilmediğimiz kim bilir neler vardır. Bu 55 isim ve bilmediğimiz niceleri İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs'ü bir mektebe çevirdiler. Ve ilim Kudüs'ten de cihana yayılmaya başladı. Ama iki isim var ki dostlar onların üzerinde biraz durmamız lazım. Birini söyledim Ubade İbni Samit. Diğeri de Şeddat İbni Efs'tir. Halen Kudüs'ün muhafızları onlardır biliyor musun? halen. Başları Mescid Aksa'nın duvarında. İnşallah sizlere de nasip olur görürseniz onların şu anda metfun oldukları yeri, metfun oldukları yeri demeyeyim, meskun oldukları yeri, meskun oldukları o yerden Siyonistlere de bizim gibi yatan Müslümanlara da mesajlar veriyorlar. Siyonistlere verdikleri mesaj şudur biz buradayken siz buraya giremeyeceksiniz. Onlara verilmiş mesaj olur. Onlar oranın halen muhafızlarıdır. Peki bize ne diyorlar? Diyeyim mi? Hadi demeyeyim siz anlayın. Yatmayın diyorlar yatmayın. Zaten yatacaksınız. Bari Allah'ın size verdiği şu nefsi, şu nefesi yatarak değil başka bir şekilde onun memnun olacağı bir halde tüketin diyorlar ve daha neler neler diyorlar ama demediklerimi de siz anlayın. İşte Kudüs'ün Suffası da böyle. Peki 7. Suffa Medain Suffası. Medain neresi? İran'ın bir şehri. Medain Suffası'nda da öyle yiğitler yetişmiş ki aslında bir gün Allah nasip etse de başlı başına bir medain dersi yapsak. O dersi hak edecek bir şeydir bu biliyor musunuz? Sadece bir iki cümleyle özetleyeceğim. İslam orduları gelir medainin önüne. Dicle nehrinden dolayı karşıya geçemezler. Nehrin ucunda konaklarlar. Müslümanların komutanı Sad bin Ebi Vakkas'tır. Birkaç gün kalınca akşam bir rüya görür. Rüyasında Allah ona der ki: "Ey Sad, hadi fethi geciktirecek misin?" "Ne yapayım ya Rabbidir." sür der atını Dicle'nin ortasına. Sürer atını Dicle'nin ortasına. Ganimetler taşınır Dicle'nin bu tarafına. Sad bin Ebi Vakkas bu rüyanın şokuyla uyanır. Toplar askerlerini Ey Müslümanlar der bu gece ben şöyle bir rüya gördüm. Biri el kaldırır. O elin sahibi selman Farisi'dir. Ey Sad der Allah daha ne desin? Dicle'nin içine girin demiş bize daha ne desin? Sür sen atını Dicle'ye vallahi biz de senin arkandayız. Sad bin Ebi Vakkas Selman'dan bu sözü duyunca Orduya emir verir. Haydi der Dicle'nin içerisine. O ordunun içerisinde Asım İbni Amr isimli birisi var. Sağda diyor ki ey Sad diyor. Atlarımızla biz Dicle'nin şu azgın sularının içerisine girersek bir anda atlarımız ürküp kaçabilir. Ne yapalım? Dişi atlarımızı erkek atlarımızın önüne koyalım atlar dişilerin yürüdüğünü görürse onlar da heyecana kapılır. Onları korumak için sulara değil onlara bakarlar geçebilirler. Amr'ın bu teklifini kabul eder Sat. Ordunun atları öyle geçer karşıya. Medai'nin fethi böyle yapılır. Kurban bir nesil dedim ya hiçbir şeyi umursamaz sadece o sancağı taşımayı o mesajı taşımak onlar için en önem, önemli, şeydir onu yaparlar. Medain fethedilir. Oraya şimdi bir muallim lazım. Kim olacak? Elbette ki Selman'ı Farisi olacak. Tam 20 yıl orada muallimlik yapacak. Ve Selman'ın üzerinden İran topraklarının bir çoğu fethedilecek. Ve Selman'ın orada açtığı o mektep üzerinden İslam'ın mesajı ta Özbekistan'a kadar Semerkand'a, Bukhara'ya, Türkmenistan'a dünyanın dört bir tarafına o coğrafyada duyurulmuş olacak. Medayinin suffası da böyle. Gelelim son suffamıza. Neresiydi? Kahire'nin suffası. Hicretin 20. yılı. Hazreti Ömer'in günleri Amr İbni As'ın komutasındaki ordu orada. Onlarca asaf var o ordunun içerisinde. Ukbe İbni Amr var. Harice İbni Huzafe var. Abdullah İbni Haris var. Mesleme İbni Muhallet var. Fetih biter. Asıl Kahire'deki suffayı Amr İbni As'ın oğlu olan Abdullah İbni Amr zirvelere taşır. Abdullah İbni Amr'ın ashab içerisinde iki önemli özelliği var. Bir tanesi şudur. Muksilindendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu lisanından bize tam 740 tane hadis rivayet etmiştir. İkinci önemli özelliği istisnai bir özelliktir. Allah Rasulü döneminde hadisleri kayıt altına alan bir sahabidir. Bu çok önemli. Hadislerin yazılmadığını söyleyenlere verilecek en önemli cevaptır aslında Abdullah İbn Amr'ın bu tavrı. Efendimiz döneminde duyar ve yazar, duyar ve yazar ashabtan birileri itiraz eder. Der ki ey Abdullah Allah Resulü de bir beşerdir. O da bazen kızarak, bazen sevinçli halde beşer olduğu için bazı sözler söyleyebilir. Bazen özel muhataplara sözler söyleyebilir. Sen bunların hepsini kayıt altına alırsan sonraki nesillerin başına iş açarsın. Abdullah der ki pek ben efendimize soracağım. O ne derse onu yapacağım. Varır Allah Resul'un yanına. Ya Resulallah der. Sizin sizden duyduğum hadisleri ben yazıyorum. Ama kardeşlerim ashabın bazıları böyle bir itirazda bulundular. Yazmayı bırakayım mı? Efendimizin söylediği cümle şudur. Yaz ey Abdullah yaz. Vallahi bu lisandan Allah'ı hoşnut etmeyecek tek bir kelime çıkmaz. Abdullah bunu duyunca durur mu daha? Ne alırsa o lisandan onu kayıt altına alır. Ve onlardır işte bakın bize ulaşan. Onun oluşturduğu o kitap Kitabu Sadıka ya da diğer bir ifadeyle Es-Sâifetü's-Sadıka diye nesillerden nesillere aktarılmıştır. Bizzat efendimizden alınmış bir izinle kayıt altına alınmıştır. Kitabu Sadıka doğru kitap demektir. Ya da Es-Sâifetü's-Sadıka doğru sayfalar demektir. Abdullah İbni Amr aldığı o mesajları ne yaptı? Kahire'de gitti, açtığı suffada aleme duyurdu. Şimdi dostlar, sözün özü şu. Kim demiş suffa bitmiş diye? Asla. Suffanın ismi bitse bile kendisi ümmetin içerisinden hiç azalmamıştır. Hiç eksik olmamıştır. Ne zaman suffalar bitti? Ümmet o zaman bitti. O halde ashab bize ne dedi aslında bu derste? Suffalarınız olsun ki iman yolunda yürümeye takatiniz olsun. Allah bizi suffalardan mahrum etmesin. Amin. O büyük insanların rehberliğinden istifade edecek kametler versin. Ve bizleri o büyük insanların yolunda yürütsün inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين